Biz Paylaş Benimle evinde konuklarımızı ağırlamaya devam ederken sizlerin Paylaş Benimle TV üzerinden ve WhatsApp hattımızdan başvurularını da tüm ekip takip ediyoruz her gün. O kadar kuvvetli bir ifadeyle bir başvuru geldi ki bize. Bu ülkenin bütün kız çocukları için konuşmak istiyorum diyen bir kadın. Nuriye Öke, 58 yaşında. Aslında bir çocuk istismarı hikayesiyle başlıyor hayat. Henüz 12 yaşındayken yaşı 3 yaş büyütülerek evlendiriliyor. Kendisinden 18 yaş büyük biriyle evlendirildiğinde ise hem çocukluğu hem de hayatı yıkılıyor. Ben anlatmak istiyorum diye geldi buraya. O dönemler boyunca henüz 14 yaşındayken hamile olduğu haberini alıyor. Bebeği dünyaya geliyor. Çok kısa bir zaman içerisinde bebeğini kaybediyor. Nuriye o evden kurtuldum diye anlattığı hikayesinden sonra aile içindeki şiddeti yaşamaya devam ediyor. İkinci evliliğini yapıyor. İki çocuğu dünyaya geliyor ama hayatın tüm yıkıntılarıyla, travmalarıyla ve yoksullukla beraber hep zorlu dönemlerden geçiyor. Bir dönemi var, mezarlıkta yaşadığı. O dönemden tekrar ayağa kalkmak için çok uğraşıyor. Nuriye bu zor hayattan sonra bugün kendisini güçlü bir kadın olarak tanımlıyor. Bir baklava ustası, bir yorgan dikme ustası, bir hasta bakıcı olarak ben ayakta durmak zorundayım diyor. Bugün hem kendim için geliyorum hem de herkes kız çocukları ile ilgili gerçek hayatı görsün ve bunu başka çocuklara yapmasın istiyorum diyor. Nuriye ile Paylaş Benimle evinde buluşuyoruz. Nuriye abla hoş geldin. Hoş bulduk. Paylaş Merhaba. Benimle evi burası. Önce senin esne odasını alacağım, anlatacağım orada. Tamam. Gel lütfen. Nuriye abla, nesne odamız burası bizim. Evet. Bu odada biz seninle sohbet ettiğimiz süre boyunca hemen yanı başımızda duracak ve seni iyi ifade edecek, sana hayat hikayeni anlatacak bir nesne seçmeni istiyorum. İyice bak, içine sinen nesneyi seç. Ben seni burada bırakıyorum, içeride bekliyorum. Tamam. Tamam. Gel Nuriye abla yeniden. Hoş geldin. Böyle hoş bulduk. Seni. Merhabalar. Nesneyi seçtik. Bir gelin ve damat görüyorum. Yüzünde de buruk bir gülümseme görüyorum. Senin için anlamı ne bunun? Benim için anlamı çocuk gelin olduğum için isteyerek böyle gelin olamadığımdan o gözüme çarptı, onu seçtim. Nuri abla, kaç yaşında evlendirildin? 12 yaşında biliyorum. 12 yaşında. Okuldan yeni çıktım. Birinci yıl sonuna gelince gelmeden evlendirildim. Bu bir çocuk istismarı. Hiçbir koşulda normalleştirilmeyecek. Bedenen de ruhen de çocuk yaşta aslında bir evlendirilme hikayesi. Evet. Ama sen kendi duygununu hatırlasan, 12 yaşındaki o çocuk evlendirileceğini öğrendiğinde ne hissediyordun? Bir araç, sanki satılık bir eşya. Öyle hatırladım, öyle hissettim. Hiç istemediğim bir durumdu. Çok mücadele ettim ama hiç baş edemedim. Şiddete başvuruldu. Aile tarafı. Babam tarafından evet, ben söz vermişsem gideceksin, bitmiştir denildi, çekildi. Bunda cengaverliğimi çok da gösterdim ama Gökhan Bey üstesinden gelemedim. Bir hafta içinde, çok sürmedi, bir hafta 10 gün içinde imam nikahlı gittim, götürdüler. 12 yaşındaki bir çocuk ne bileyim işte yani imam nikahı ya da işte gelinlik ya da evlendirilme neyse bu yani. Hani bunları yaşarken cengaverlik göstermeye çalıştım diyorsun. Gösterdim. Ne yaptın? Yüzük taktılar gelip. 2 gün sonra akrabalarımızdan birinden duydum. Sana göre biri değil,
Annen de gittiler oraya. Annen kriz geçirdi. Kaybol, kaç git. Çocuğum, ben nereye kaçayım ki? Benim sevgilim falan olamaz ki o yaşta. Onu duyunca ben geldim, hemen ne taktılarsa vurdum yere, taşlara. İstemiyorum dedim. Babam geldi, bir güzel bir dövdü beni. Ertesi günde haber gitmiş, onlar bu ya damat beyi bana getiriyorlar, göstermiyor ama aynı kişi gelmiyor tabii ki. Aynı evde bir başkasını getiriyorlar, amca oğlunu. 18 yaşlarında. Bize inanmıyorsun, al işte bak dediler. Ve gittiğimde o değil de başkasıydı. Sen kendinden yaşça daha büyük biriyle... 30 yaşında. Sen 12 yaşındayken. Ben 12 yaşındayım. Peki, konuşalım beraber. Konuşalım. Çünkü sen bize başvurdun ve anlatmak istedin. Geldin ve bu nesneyi seçtin. Bu aslında hani bugün evliliğe böyle bakmayan, buradaki bir mutlu çift sembolü gibi bakamıyor. Evet, çocukluğuma dair. Genç kızken böyle olsaydım diye düşünerek onu seçtim. Biraz yara gibi, evet, aslında. Aynen. Biraz yara gibi, bir özlem gibi ya da bir istek gibi değil. Daha çok bir kırık, bir anı gibi, bir yara gibi anlatıyorsun burayı. Nuriye abla, neden geldin bu eve? Ben senin yanına, programınızı izliyorum Gökhan Bey. İzledikçe ben bir kere bir kadın olarak, artık yani 60 yaşıma geldim aşağı yukarı. Kadın olarak yaşadıklarım, bu evlilik, iki evlilik sonucu şiddet. Bir kadın olarak, bir kadın eşinden ayrıldı diye veya ufak tefek şeylerden şiddet görüp kulağını mı kaybetmesi gerekiyor? Ben her şeyi attım da kolumu kırdılar, iyileşti. Hiçbir şey yok kolumda. Kardeşim kırdı. Ama kulağımı patlattılar, iyileşmedi. Öbür kulağımı da kaybettim. Bu sıkıntılar nedeniyle tabii ki gözlerime vurdu. Gözlerim de oldukça ileri derecede bozuk. Bunlardan atamıyorum üstümden. Sıkıntılarım var. Olaylarla alakalı beynimden silmek istiyorum, atmak istiyorum. Kadınlara olan şiddeti çok aşırı kınıyorum. Kız çocukları böyle olmaması lazım. Çocuklara böyle davranılmaması lazım. Tamam, hak veriyorum, babamdır, ailemdir. O zamanki kuşak farklıdır diyebiliyorum ama 12 yaşındaki bir çocuk da parayla verilmez ki. Ayrılayım dedim. Arkamda duracak, beni destek verecek ne bir kardeş oldu. Kardeşlerim, hadi çokları küçüktü. Üçü, dördü küçüktü. Bir abim vardı, o da yoktu. O da Kıbrıs'taydı o zamanlar, askerdi. Destekleyenim hiç olmadı. Ancak çevrem tabii ki beni karakter olarak çok iyi bildikleri için gerçekten ama çok sevdiler, halen de takdir ediyorlar ama babama o zaman kimsenin gücü yetmedi. Dediğim dedik. Kaç yaşındasın şu anda? Şu anda 58. Bu yaşının büyütülmemiş hali. Evet, aynen. Kimlikte 60 üstü gözüküyor Nuriye abla. Evet. Nedeni de şu, 12 yaşında babası tarafından 40 liraya, o dönemin parasıyla, evet, hatırlayabildiğin kadarıyla, söylerken utanıyorum, satılarak evlendirildiğinde yaşı 3 yaş büyütülüyor. Ve çocukluk boyunca önce babanın anneye şiddeti, sonra Nuriye'ye şiddet, özellikle evliliğe direndiği dönemlerde. Sonra kendisinden 18 yaş büyük bir adamla evlendirilmesi. Sonra hayat boyunca o evden kaçtıktan sonra yaşadığı şiddet. Yokluk, yoksulluktan sonra bugün buraya geldiğinde, bu arada biz bugün acıyı da konuşacağız ama karşımda ayakları üstünde durmaya çalışan, bu dönem çocuklarıyla da, kardeşleriyle de, hayattaki kimseyle de çok görüşmeyen ama direnen bir Türk kadını var. Acı çok var hayat hikayesinde Nuriye'nin ama direniyor da hayata karşı. Bize bir başvuruda bulundu. Ben bu ülkedeki kadını kendi hayat hikayemden anlatmak istiyorum dedi. Okudum, öyle etkileyici cümlelerle başvuruda bulundu ki, hani gerçekten o derinden çıkmış gelmiş gibi aslında hayatın dedi.
Ve bütün bunların yanında da Nuriye abla, gücünden de bahsedelim başlarken. O kadar çok insanın hayatında destekçi olarak var ki, o bir hasta bakıcı, hastalara şifa veriyor. O aynı zamanda bir börek ustası, bir sarma ustası. Baklava ustası. Aman ha, hiçbir şey unutmayayım oralarla ilgili. Aynı zamanda birçok insanın hayatında destekçiliği var. Ayakları üstünde durmanın yolunu böyle bulmuş. Yorgan dikiyor. Bir şekilde üretiyor da, emek de veriyor. Ama buraya gelene kadar ne yaşadığımı da ben biliyorum diyor. O yüzden de sana soralım bunu. Biraz önce bir iç çektin ya. Ha, bugün dönüp baktığımda bu paraya verilmiş olmak sana ne hissettiriyor? Dediğim ya, satılık bir eşya gibi hissediyorum. Hissettim. Hiç mutlu olmadım. Zengin dedi babam. Biz fakiriz dedi. Ölürse dedi, malı kalacak sana. Fakirlik görmeyeceksin dedi. Zengin aile dedi ama parayla mutluluk olmuyor ki. Ben istemiyorum ki. Yanımda sohbet edeceğim, benim kafa dengim olmayan, benimle bir şeyleri paylaşamayan bir eş olduktan sonra ne gerek var ki? Ben evlendiğim kişi suçlamadım hiçbir zaman Gökhan Bey. O da Umdal Rabbim yarattı, hepimizi Rabbim yarattı. Hiçbir zaman ben ona kötü konuşmadım, konuşmam da. Çünkü Allah'a karşı gelmiş olurum. Onun bir suçu yok. Babamla onun babasının suçu. Onlarda da suç vardı, babamda da suç vardı. Ben onlara da çok bağırdım, direndim. Beni babam zorla veriyor, beni almayın. Çok tartıştım. Ben istemiyorum, zorla alınır mı? Daha bundan mantıklı konuşmak olabilir mi? Çocuğum ama konuşuyorum yani. Ama dinlemediler. Alışırsın gidercesine, alışırsın. Yok, niye alışması? Ben beynimde o zamanlar intihar etmekti hep. İki defa buna kalkıştım. Birinde neyse kıyamadım canıma. İpi takamadım boynuma. İkinciye de tam takıyordum ki hissettiler, koştular. Ondan sonra köyün hocasını getirdiler. Bana hoca efendi güzel bir nasihat etti. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Kızım sen sakın bunu yapma, öbür dünyanı karartırsın diye. Eşi de kendi de konuşuyor. Ondan sonra biraz beynimden şey yaptım. Zaten o günlerde de hamileydim. İkinci bir cana da kıyamazdım. Kaç yaşındaydın hamile olduğunda? 14. 13'ü yeni geçiyordum galiba. Çocuk gelin kavramı bu hayatın iki yüzlü kavramlarından bir tanesidir. Çünkü çocuktan gelin olmaz. Çocuktan anne olmaz. Çocuk beden olarak ve ruh olarak böyle bir hayata hazır değildir. Olgunlaşmamıştır ve bu hayatın ortasında yarım ve yalnız kalır. Bir çocuğun hayatının satılmasından bahsediyoruz. Para karşılığında bir çocuğun evlendirilmesinden bahsediyoruz. Bugün 50'lerin sonundaki Nuriye bu anıları anlatırken hala zorlanıyorsa, başka çocukların hayatlarını, tüm geleceklerini böyle yıkmamamız gerektiğini bir kere daha anlamalıyız hepimiz. Zaten istemediğim bir hayatı sana yaşatıyorlar da. Eşya gibi, dediğin gibi. Ama bütün bunların arasında düğümleyen şeylerden biri çocuk oluşun, çocuksun orada. İlk anılara bir gittiğinde sen nerede doğdun, nasıl bir evdi orası? Çok küçük bir ev, iki oda bir ara gibi. Ama dedemden kalma, annemin babasından kalma, babamdan değil. Maddi geliri olmayan, düşük bir ev. Ama babam dışarıda çok sayılan, sevilen bir kişidir. Dışarı karşı çok iyi bir, dört dörtlük. Çok dostları var. Acayip yani. Misafirimiz eksik olmaz o derece. Evin içine biraz. Ama bize de yine de sabah akşam dayakadan sürekli döven bizi biri değildi. Anneme şiddeti vardı. Annem hiçbir zaman söz hakkı yoktu o evde annemin. Annemle arasında. Annem yani belki bizim o tarafın o zamanki dönemde hep mi kadınlar öyleydi diye de düşünüyorum ama hep de öyle değildi tabii ki. Asla annemin dediği olmazdı o evde. Hep babamın dediği olurdu. Bütün yükü annem çekiyordu. 6 çocuk da annemin üstündeydi. Dağdan odun getir hanım, odunu kes hanım, yemeği yap hanım, hep hanım, hep hanım. Bu eziyet değil mi Gökhan Bey? Yani yokluk içinde bir de bu şiddet yani.
Onu görüyordum. Bir de bir zeki de bir çocukluğum vardı. Hepsi benim içimde kalmıştı. Benim de hayallerim işte ben evleneceğim de çok böyle okuyacağım da büyük yerlerde olacağım da ben çocuklarıma onu yapmayacağım da yanımda eşim de benim altımda bir araba olacak. Çocuklarımla eşimle mutlu bir yuva. Gidip geleceğim herkes bana bakacak hayran kalacak gibi bir şey vardı içimde, his vardı. Öyle hayaller kurardım. Hayaller kurardım, evet. Nuray abla bir şey soracağım. 12 yaşındasın, sen evlendirileceğin haberini nasıl aldın? Bir yakınlarım götürmüştü beni. Yine bir işleri varmış, böyle kış dönemiydi. Oraya gittim, o gece beni istemeye gelmişler. Ve ben yoktum evde, ertesi gün beni getirdiler. Kardeşim dedi ki, küçük, o verildin dedi. Ne verilmesi? O babam seni verdi falan dedi, küçük daha çocuk işte. Öğrendiydim, hakikaten öyle olmuş maalesef. Hiç haberim yok. Baş edemedim. Zaten ondan önce bir kere şaka amaçlı söylemişti. Annem oturuyor, rahatsız, el işi yapıyor. Ben de o günü ekmeğimizi yaptım, yemeğimizi de yaptım. Çok iyi hatırlıyorum da kuru fasulye yapmıştım evde. Babam da şehirden geldi, acıktım hemen dedi, hazırladım, yiyor. Çok güzel olmuş dedi. Aferin dedi. Tabii dedi annem de. Bugün hiç kalkmadım dedi, rahatsızım ya. Kızım her şeyi gördü dedi. Ekmeği de yaptı, yemeği de yaptı, evi de temizledi dedi. Zaten satılık oldu ki dedi babam. O zaman işte bir ben de anlamıyorum. Çok mu normal geliyordu bilmiyorum ki. Normalleştirilmiş dedi, belli ki. Rıza dedi. Sen bunu dediysen yapma sakın dedi. Yok dedi ya yapar mıyım dedi. Ne zamandır istiyorlar da dedi. Ben dedi çocuğum ateş atmam dedi. Sonra inkar etti babam onu. Engelli dedi. Zengin diye dedi. Para teklif ediyorlar dedi. Ben de vermek istemiyorum dedi. Ama baskı var bana dedi. Aman Rıza dedi, sakın yapma bunu dedi babam. Çok para teklif ediyorlar ama vermeyeceğim dedi. Ama çok sürmedi. Aradan bir hafta 10 gün geçti ki duydum ki verilmişim. Kullandığımız o dönem sizde de kullanılan ve normalleştirilmiş kavramlarda da bir durmak istiyorum. Bu kavramlar insan üzerinden geçebilecek kavramlar değil. Değil. Biliyorum sen yaşamışsın. Evet. Ama bugün altına özellikle çiziyorum ki bir insandan bahsediyoruz, iki bir kadından bahsediyoruz, evet. Üç bir çocuktan bahsediyoruz. Aynen. Nuriye abla hani bunlardan bahsederken bir eşya gibi bunlara bu kavramların söylenilmesi, verilmek, satılmak vesaire. Çok kötü. Bu utancı bugünün dünyasında durduralım diye de söylüyorum. Aynen. Ve sen artık evlendirileceğine nasıl razı oldun o dönemde? Olmadım. Olmadı. Zorlandım. Hiçbir zaman olmadım. Ağlıya ağlıya gittim. Ağlıya ağlıya gittim. Evlendirildiğimi öğrendiğimde hiç iyi bir duygu hissetmedim. Tabii ki yaşımın küçük olmasıyla alakalı. 12 yaşımda. Bir de istediğim bir evlilik değil. İstediğim biri de yok o yaşta zaten ama mantık dışı bir evlilik beni çaresiz bıraktı. Susmadım aslında. Çok da cengaverlik yaptım ama olmadı. Başaramadım orada. Gitmek zorunda kaldım ama onu da başarırdım. Eğer zaman verilseydi, bir hafta 10 gün içerisinde beni götürmeselerdi, gelin etmeselerdi, asla onu da başaracaktım ben. Herkes kızdı babama, herkes cephe aldı. Birkaç kişi köyde hariç, onlar da ödüllendirdiler öbür tarafta. Destek verdi onlara. Takım elbiseler, ayakkabılar, lokantalara götürmeler. Öyle duydum. Öyle olmuş, öyle oldu yani. Başrolde aldılar babamın yanında. Babamı desteklediler 2 kişi köyde. Peki bu para mevzu ne? Başka türlü evlendiremezlermiş galiba. Oraya gidince de bunu vurguladılar kendileri. Kayınvalide değil de eltisi. Başka türlü evlendiremezdik dedi. Kızım dedi. Bunun olacağı buydu dedi. Bu evi, yuvanın dedi, çoluk çocuğa karışması, yuvanın büyümesi, ailenin büyümesi ancak böyle olabilirdi dedi. Ben de dedim parayla ne? Nereye kadar? Yani bu evlilik sürsün diye kafa dengi olmadan paraya dayanarak yanlış şeylerdi çok kullanılan. Şöyle galiba değil mi? Bu aile varlıklı bir aile. Ve sen kendinden 18 yaş büyük biriyle evlendiriliyorsun. Gösteriliyorum.
O zamanın parasıyla ne dedin? 40. 40 lira diyebilir. 40 bin mi oluyor? 40 lira. 76 yıl. 40 lira mı oluyor? Para birimi nedir? O zaman çok hatırlamıyorum. Ama büyük bir para olduğunu biliyorum. Bunun pazarlığı da evde olmuyor zaten. Şehirde oluyor. Bir kız çocuğunun hayatı ve geleceği üzerinden pazarlık yapılıyor. Nuriye ablanın hayatı üzerinden pazarlık yapılıyor. Pazarlık diyor. Miktar söylüyor. Hani bir utanalım ki hep beraber. Bu utancımız yayılsın ki ülkenin dört bir tarafına. Bir şey olduğunda hep beraber siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına diyebilelim. O yüzden tekrar ediyorum orayı. Ve sen evlendiriliyorsun. Yani ne olursa olsun bir çocuğun dünyasında hani belki evcilik oynanması gereken yaşlarda bir evlilik bu ama ne oluyor orada? Düğün vesaire ne yapılıyor? Vallahi düğün yaptılar. Yaptılar, kına gecesi yaptılar, düğün yaptılar ama ben hiçbir şey anlamadım orada. Ve sen Nuriye abla o eve gidiyorsun artık. O evin ilk günlerini, o evin o sürecini bana anlatır mısın? Evlendin ve oradasın. Kimlerle yaşıyorsun? Nasıl bir düzen orası? Evlendiğim kişi var, annesi, babası var. İki tane amcası var aynı evde. İki tane yenge var ve iki tane amcanın çocukları da o evde. Büyük bir ev. Üç aile bir evde yaşıyor. Herkesin odası ayrı ama yeme içme de bir, oturma bir, çalışma da bir. İşleri de çok. İyi insanlar aslında orada şiddet yoktu. Bana karşı şiddet uygulamadılar orada. Daha çok beni el üstünde tuttular ki bunu biz tutabilelim diye. Bana karşı şiddetleri yoktu. Yaptıkları iyi miydi? Hiç iyi değildi. Almayacaklardı. Zorla bir güzellik olmaz. Onlar bir şekilde ben çocuğum ya beni oyalamak istediler. Oydu amaç. Bir hatırlamanı isteyeceğim. Hayatla ilgili, dünya ile ilgili, kendinle ilgili ne düşünüyordun o zaman o evde? Hiçbir şey düşünemedim. Bir an evvel o evden kendimi kurtarmak istedim. Çünkü ben evlendiğim kişiyi karşımda, yanımda görmek istemiyordum. Onu gördüğüm için zaten benim sinir sistemlerim bozuluyordu. Bana bunu yaptıkları için ailesini de görmek istemiyordum. Tamam, sevgi, saygı vardı ama istemiyordum. Ben bir an evvel o evden kurtulmalıydım yani. Eşin diyemeyeceğim çünkü yok. Çocuksun. Böyle diyemeyiz. Bir çocuğun dünyasında bunu diyemeyiz. Evliliği bilmeyen bir çocuk için bunu diyemeyiz. Ama hayatında, o dönemin şartlarında çocuk olarak hiç gönüllü olmadan yanına bırakıldığın kişi ve ailede soracağım. O adama karşı o dönem sen ne hissediyordun? Hiçbir şey hissetmiyordum. Hiçbir şey hissetmiyordum. Ta şöyle bir yere böyle ne kadar bana uzak durursa o kadar bana benim için sağlıklı olurdu. Çok özür dilerim. Hatta çoğu zaman ben aynı yatağı paylaşmıyordum. Tekli şöyle iki koltuk vardı. Birleştiriyordum. Ortaya da bir sehpa koyuyordum. Benim yatağım oydu. Böyle yapıyordum. Sen orada bir taraftan da buna direnen, buna razı gelmeyen, o evden bir an önce gitmek isteyen bir çocuksun. Çocuksun diyeceğim özellikle. Yani bu sana öğretildiği gibi bu benim kaderim, artık hayatım böyle demiyorsun hiçbir zaman. Bu arada Nuriye ablaya iyi bakın. Hep böyle zamanlarda bir gücü var. Yani yeride bıraktığı ailedeki şiddete rağmen o evin içerisinde artık sen evlendirildin, burada olmak zorundasın, biz paramızı da aldık artık bunun mecburiyetindesin denilmesine rağmen gitmek için yollar arıyor. Bundan sonraki hayat hikayesinde de duyun. Hep bir içinden çıkmak için mücadele etmiş. Evet. Hani bazen de zor koşullarda ayaklarımız üstünde durmak için ya da gücü elde etmek için uğraşırız ya. Sen de onu gözlerin içinde görüyorum yer yer. Nuriye abla o dönemde hamile olduğunu öğreniyorsun. Hamile oldum evet. 77 idi. Sen 13,5-14 yaşındasın. Hamile olduğunu nasıl öğrendin? Hiç iyi hissetmedim. Hı-hı. Tamamen kötü bir şeydi, duyguydu. Çok sonlandırmak istedim. Hı-hı. Başarılı olamadım. Onu duyunca tabii onlar çok bayram ettiler ama benim halimden anladılar, sonlandırmak istiyorum bir şekilde. Ondan sonra daha çok dikkat ettiler bana. Ondan sonra bir daha bir şey yapamadım.
Aradan 3 ay geçmişti. Anlatıyorsun ya şu anda. Ne yaşıyorsun kendi içinde? Vallahi ne yaşıyorum? Çok acı. Allah hiçbir kız çocuğunun başına vermesin. Böyle bir evlilik hiçbir çocuğumuz, kızımız yaşamasın. Hiçbir hanımefendi de yaşamasın. Çocuk değil hanım da yaşamasın yani. Ben zaten burada bu yaştan sonra ben bunu anlatmakla bir şey belki elime geçmeyecek ama ben ne kadar güçlü olduğumu söylüyorum. Bazı hanım isterse bayanlar bir şeyleri yapabilirler. İlle de her şeye boyun eğmek değil ki durum. Onu göstermek istiyorum. Bu güç bende var. Zaten ben oradan çıktıktan sonra ben o gücü toparladım. O sinir sistemlerim yerine geldi. Onlar gitti. Oradaki sıkıntılarım gitti. Bir tek migren kaldı. Onunla baş ettim. Onunla da ilacım vardı. Oradaydın ya. Bebeğin dünyaya geldi. Evet. Ne hissettin bebek dünyaya geldiğinde? Bebek dünyaya gelince şöyle bir şey var toplumda. Eşini sevmeyen bebeğini sevmez diye. Yok öyle bir şey. Bebek ayrı bir şey. Tabii ki o bir can. Benim canım. Benim kanım. Çok sevdim. Ama bakamadım. Bakamadım. Kendimde değildim. Çok özür dilerim. Emziremedim ki hiç. Bu olumsuz evlilikten hamile olduğum bir travmaydı zaten. Çünkü çocuk yaşta bebek sahibi oluyorum. Zaten kendime bakamıyorum. Çocuğum ya. Onda bakamadım bebeğime bir şekilde. Kendim rahatsız olduğum için, çocuk olduğum için. Oyuncak bebek var ya öyle hissediyordum. Oyuncak bebeği oynar gibi bebekle ilgileniyordum. Yıkamasını bilmiyorum. Bir şeyini bilmiyorum. Kayınvalidem ilgileniyordu. İneği sağıyordu. Pişiriyordu, hemen biraz soğutuyordu, al iç bebeğin ağzına. Bebek hiç kendine gelmedi, kilo almadı. Hep aşağı gitti, eridi. Birleşmiş Milletler çocuk evliliklerini şöyle tanımlıyor. Erkeklerin yararına kadın ve çocukların istismarı. Burada da bir istismar durumu var. Ve Nuriye erken yaşta evlendikten sonra 13-14 yaşlarında anne oluyor. Buna hiç hazır değil. Biliyoruz ki genel olarak istatistiklere baktığımızda çocuk istismarında evlendirilen kız çocuklarının, bebeklerinin daha fazla ölüm oranı var. Erken yaşta dünyaya getirilmiş çocuklar bazen o bakımı alamadıkları için, bazen daha fazla hastalık eğiliminde oldukları için hayatlarını çok küçük yaşlarda kaybediyorlar. Mutlaka bugüne kadar gelmiş, sağlıklı bir şekilde büyümüş çocuklar da var. Ama çocuk ölüm oranları çocuk yaşta anne olmuş kız çocuklarının bebeklerinde daha fazla yaşanıyor. Bir çocuk o yaşta kendi bedenini tanımadan bir cinsel hayatın başlangıcına hazır değil. Bedensel olarak ve ruhsal olarak aslında kadın olmaya ya da anne olmaya da hazır değil. Özellikle dünyaya bir çocuk getirdiğinde ona bakım vermek, şefkat vermek, onu güvenle büyütmek konusunda bir yola da hazır değil. Çünkü henüz kendisi de çocuk. Sen bu arada o dönemde ruhsal olarak da hastalıklarla uğraşıyorsun. Evet, evet. Bakamadım, hiç bakamadım. Zaten bana da bırakmadı. Kendisi bakıyordu. Benim bakabileceğim bir durum değildi. Ben zaten genelde hep iğneyle, ilaçla, serumla boğuşan bir anneydim. Emziremiyorum, bir şey edemiyorum. Genelde babaanne bakıyordu ama o da çok yaşlıydı. O da becerebildiği kadardı. Olmadı. Ne oldu? 3 aylık vefat etti. Dünyam bir kere daha yıkıldı ama yapacak bir şey yoktu. Bir de çocuk ruhu. Üzülüyorsun bir taraftan. Bir taraftan kendi haline ortada kalmış. Çok üzüldüm. Bir taraftan da dedim ki fırsat bu fırsat. Ben bunu değerlendireyim. O zaman bir daha cengaverliğimi gösterdim babama karşı. Bir haftayı geçti. 10 gün sonra köyüme gittim. Sen gitmiyorsun dedi. Niye gitmiyorsun? Götüreyim seni. Yeter dedim. Dur orada. Yeter. Dur orada dedim artık. Şuraya geldik. 2'de 1 silah gösteriyordu bana. Öldür dedim. Öldür dedim. Korkmuyorum. Kalk oradan dedim. Çek. Vur dedim. Öldür. Ben her gün ölüyorum. Çık, gitmek zorunda değilim. Görmek zorunda değilim. Beni öldürürler onlar.
Öldürsünler dedim. Karışma dedim. Bana bırak dedim. Gerisini ben halledeceğim zaten dedim. Her seferinde aynı şeyi niye yapıyorsun bana dedim. Nasıl olduysa pes etti babam o zaman. Tamam dedi. Karışmadı. Geldiler öbür taraf. Ondan sonra götürmeye bayağı bir adam doldurmuş. Bir minibüs adam. Muhtarı, ağzası, her şey gelmiş. Çağırdılar. Babama dedim ki sadece çocuk o zamanki aklımla yaşım 14-15 belki. Sen düşman sahibi olmak istemiyorsan dedim. Karışma. Evlat benim değil. Benden çıktı, size geçti. Gönlünü edin, götürün de at topu bana. Çekil kenara dedim. Sen de derde girme dedim. Bu kadar da babayı düşünen bir evladım yani. Öyle de yaptı ne hassa. Öyle de yaptı. O kalabalık toplum çağırdılar, gel hadi gideceğiz, hazırla. Hayır dedim. Asla gitmiyorum dedim. Hayır dedi, gidiyoruz dedi, hazırlan. Bakın dedim, yeter dedim. Sizin oğlunuz benim dünya ahiret kardeşim artık, abim. Anladınız mı dedim. Benden size gelin olmaz dedim. Bunu başında da dedim dedim. Halen de diyorum dedim. Daha gelmişsiniz götürelim. Artık başladım ya. İstemiyorum dedim. Babam bir şey dedi. Ona da bağırdım o arada. O şeydi. Herkes baktı. O zaman takıları ver dediler. Bilezikleri. Eski halimi verin dedim. Ben size böyle gelmedim dedim. 12 yaşımda geldim. Benim eski halimi siz verin dedim. Buyurun bilezikler sizin olsun dedim. Hepsi sustu. Çıktım odadan. Bindiler gittiler. Ertesi gün gittim hukuk mahkemesine başvurdum. Tek başıma evet. O yaşta. Evet. Aha. Aynen. Senin sesin çıkmış artık. Çıktı yani. Hep çıkıyormuş da daha çocukmuşsun o zamana kadar. Evet. Ama çıktı. Burada bir artık sesin çıkmış ve bir ayağa kalkmışsın aslında. Evet. Zaten hep çıktı da baş edemedim. Babam da baktı ki benimle baş edemiyor. Herhalde pes etmeyi göze aldı. Artık o insanlar da bana bir şey diyemediler, gittiler. Ben hemen ertesi gün bir daha bana yaklaşmasınlar, gelemesinler adına. Çok hukuk konusunda da çok fazla bilgiye sahip oldum bu sıkıntılar arasında. Gökhan Bey, acaba acılar, sıkıntılar mı bir çocuk da olsa bir insanı yükseltiyor, bilgilerini artırıyor? Bütün duygulara ihtiyaç var ve büyük üzüntülerle tabii ki zorlanırız ama insanı en büyüten duygu üzüntüdür. Değil mi? Öğretir, bildirir. Hani neler yaşadığını en derinde sen bilirsin. Ama diğer taraftan da bugün geldiğin noktada hukuk mücadelesini reşit olmadan başlatan evet. O zamanki kız çocuğu da evet. Konuşuyor bugünkü kadının yanında. Bir de dedim ki o zamanki aklım bir iki kişiye de danıştı. Zaten ben bunu istemiyorum ki, denildim de değil. Hakim beni ne yapacak, hemen boşayacak dedi. Avukat da tutmuyorum. Hı. Kendim yürütürüm diyorum. Bir de baktım karşı taraf en iyi avukatı tutmuş. Dedi ki birisi tanıdıklarımızdan, kızım sen yapamazsın bunlarla dedi. Bak sana tut dedik, tutmadın, en iyi avukatı o tuttu dedi. İki avukat var zaten havzada o zaman da. Ondan sonra ben 6 ay sonra falan avukat tuttum. Yine başarılı olamadım. Ne evlenecek, ne ayrılacak, ayrı yaşayacak. Var mı böyle bir dünya o zaman da? Bütün deliller onlardan yana oldu. Sağlam raporu, her şey yani. Onlardan yana geldi. Ayrılamadım. Ne zaman ayrılabildin? 78'de dava açıyorum. Ta 84'te boşanıyorum. Ve kaç avukat geziyorum ben. Kimse benim davamı almıyor. Sen suç işlemişsin diyor bana bir de avukat. Alamam böyle bir dava diyor. Suçun ne? Suçum ne? Ortada kaldım. İkinci bir evlilik suçmuş o zaman. Ha, evleneceğin zaman tabii oldu ki, işte. Tabii ki. Ayağa kalktığın, henüz 18 yaşına gelmeden ayağa kalktığın bir dönem konuşuyoruz. Evet. Üstüne bir de ben o bileziklerden de şunu anlıyorum aslında. Demişsin ya bana, çocukluğumu geri evet, verin, ben de size dedim bunları yani, geri vereyim diye. Gerçekten hiç unutmuyorum. Ama onlar sadece bir bilezik değil anladığım kadarıyla. Hani senin orada gücü toplama evet, biçimin evet, ve aynen, bundan aynen. Sonraki hayatın için de bir başlangıç istiyorsun orada. Ben bilezikte olsam zaten o zengin aile diye dururdum yani. Alakası yok da. Ama ben dediğiniz doğrudur Gökhan Bey.
o gücü toplamak için, onları pes ettirmek için. Ben ikinci davamda o zaman boşanamadım. 84'te boşanmadı da boşanma davası diye açmadım ben zaten. Güçlü bir avukat buldum Ankara'dan. Sağ olsun kayınbiraderim bana yardımcı oldu. Boşanma davasını kimse kabul etmedi. Yani ne ikinci bir gizli bu suç olarak işleniyor. Gizli yaşıyorum 4 yıl. Az bir süre değil. Nafaka davası açtırdım karşıya. Onlar da mal vermemek adına boşanmayı kabul ettiler. Böyle bir denge kuruldu. Bu da senin aslında yine bir yolundu. Kurtulabilmek için. Ya evet. Nuri abla, sen çocukluk anlattıkça ve bugünkü gücünü de anlattıkça orada çok desteksiz kalmış, yalnız bırakılmış, sen mücadele etsen de o dönemlerde sesi duyulmamış bir çocuk var. Bugün gelip bütün dünyaya, kalabalıklara ben kız çocukları ile ilgili, kadınlarla ilgili konuşmak istiyorum diyen kuvvetli bir kadın var. Evet. Acılarına rağmen. Ben bu çocukluğun, bu desteklenmemiş kısmını biraz destekleyelim istiyorum. Bizim Paylaş Benimle Evinde yaptığımız şeyler arasında tekniklerimiz de var. Bazen hayatta şöyle bir anlatarak değil de yaşayarak da ifade etmenin yollarımızı arıyoruz. O yüzden de şimdi seni içeriye davet edeceğim. Şu senin çocukluğuna bir daha bir bakalım beraber bugünkü halinle. Olur mu? Olur. Hadi gel. Peki biz de senin hani huzurun için bir ilk adım atıyoruz. Sevgili İnanç eşlik etti bize. Benim meslektaşım, ruh sağlığı uzmanı. Bundan sonraki hayatında da elimizden ne geliyorsa. Bu evde başlayıp bu evde bitmiyor. Hep söylüyorum. Bir destek sistemi oluşturmak istiyoruz. Elden ne kadar geliyorsa. Sevinirim. Günlük burada duralım. Yarın Paylaş Benimle Evinde. Bekliyorum ben yeniden seni. Hı hı. Tamam. Tamam. Akşam gittiğinde de özellikle nasıl bir huzur istediğini biraz daha tanımla kendini. O tanımlarla başlayalım yarın. Hadi gel. Bugün Nuriye kendi çocukluğuna sıkı sıkı sarıldı. Hatta bırakmadı bir süre, onunla beraber kaldı. Sonra artık bu yaştan sonra huzurlu ol bari dediğinde de gözyaşlarını da bıraktı. Bugün Nuriye'yi uğurluyoruz. Nuriye yarın buraya geldiğinde ikinci evliliğini, şiddetle geçen gençliğini, hayattaki duygusal yoksunlukların yanı sıra maddi yoksulluklarla da beraber mezarlıkta yaşadığı dönemi ve bugünkü hayatını anlatacak. Nuriye ile buluşacağız yeniden. Bizler bu programda şiddeti konuşmaya devam etmek istiyoruz. Şiddeti sadece konuşup bırakmak değil, bu dünya üzerinde bütün insanları şiddete yönelten tüm esmenler üzerine hep birlikte ses olmak istiyoruz. Aynı zamanda bu ülkede kadın cinayetlerinde şiddet gören kadınlarda manşetleri hızlıca geçip bir sonraki haberi beklemek istemiyoruz. Son yıllarda ya da hayatımız boyunca yaşanmış tüm şiddet meselelerine yaklaşmak ve işin aile, eğitim, toplumsal vicdan ve adalet süreçlerini gerçek anlamda konuşabilmek istiyoruz. Nazmiye Koyuncu bundan 2 yıl önce bir akrabası tarafından öldürüldü. O gün o eve bir hırsızlık amacıyla giren bu akraba Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldürdü. Geride bir aile kaldı, geride bir ailenin adalet arayışı kaldı ve yaşanmasına izin verilmemiş yası kaldı. Biz bugün aileyle buluşacağız salonumuzda. Özellikle gelip anlatmak istediler. Hem kızları Nazmiye'yi yaşatmak, hem adalet süreciyle ilgili seslerini duyurabilmek, hem de aslında başka kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek için bize anlatacakları var. Aileyle Paylaş Benimle Evinin salonunda buluşuyoruz şimdi. Bizler Paylaş Benimle Evinde tüm program ekibi olarak ve bütün konuklarımızla birlikte bu ülkede kadına şiddet olayları ile ilgili konuşmayı sürdürmek istiyoruz. Özellikle kadın cinayetleri ile ilgili söyleyecek sözlerimiz olsun istiyoruz. Özellikle de bize gelmek isteyen, anlatmak isteyen tüm konuklarımızla bunu konuşabilelim istiyoruz. Çünkü bir gün bir haber alıyoruz, bir manşet atılıyor, bir kadın cinayetini görüyoruz. Sonra manşetlerde bu haberler devam ettikçe duyarsızlaşıyoruz zaman içerisinde. Normalleştiriyoruz bir şekilde. Yeni haberlerle beraber yeni isimleri görüyoruz. Öldürülen kadınlar için üzülüyoruz ya da öfkeleniyoruz. Bunu yapan insanlara lanet ediyoruz. Aynı hafta içerisinde başka bir habere geçiyoruz. İnsan canı
gazete haberlerinden, haber bültenlerindeki başlıklardan, seslerden ibaret değil. O yüzden de sadece günümüzde olan kadın şiddeti, kadın cinayetleri üzerinden değil, son yıllarda yaşadıklarımızı da unutmayalım istiyoruz beraber. Nazmiye bundan 2 yıl önce 19 yaşındayken evinde bıçak darbeleriyle beraber öldürüldü. Bu olayın üzerinden geçen bir 2 yıl var. Ama bu 2 yılın içerisinde geride kalan bir bebek de var. Çünkü Nazmiye'ye bu yapılırken henüz neredeyse 2 aylık bile olmamış olan bebeği oradaydı, evdeydi. Ve Nazmiye'nin babası Recep Bey, annesi Sakine Hanım ve kuzeni Zayda Hanım bize gelip anlatmak istediler. Biz Nazmiye'nin unutulmasını istemiyoruz. Biz bu konunun konuşulmasını istiyoruz. Hem onu yaşatabilmek için, çünkü bu acıda kaldık. Hem de aslında başka kadınlar için de ses çıkartmak istiyoruz diye buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sorayım ben size. Ne oldu, ne geldi Nazmiye'nin başına? Neler gelmedik. 19 yaşındaydı, neler gelmedi ki? 55 günlük çocuğunu bıraktı gitti yavrum. Neler gelmedi ki yavrum? Arada akşama kadar anne gelin oturalım, anne gelin oturalım diye, o gün de işte kar yağıyordu, gidemedik. Son sesini öyle telefonda duyduk yani. Saat 11'de haber geldi benim küçük oğlana. İşte gittiğimizde ambulanslar, jandarmalar, her şeyler kapıdaymıştı. Ben yavrumun sağ çıkmasını beklerken cenazesi çıktı oradan. Kahrolduk. Yandık, tutuştuk, ciğerimiz yandı. Daha da halen yanmak üzere. 55 günlük çocuğunun yüzüne bakamıyorum ben. Bakamıyorum. Çok acı. Çok acı. İyi, biz yandık. Rabbim onlara daha fazla yaksın. İnşallah. Bizim gibi analar babalar yanmasın bir daha. İstemiyoruz böyle şeyleri. Biz adalet istiyoruz. Yapamazsın. Çocuklar bana. Niye annesiz kalıyor? Niye annesiz kalıyor? Benim 2 aylık yavrum benim niye annesiz kalıyor? Ben onun yüzüne bakamıyorum. Ben istiyorum ki bütün anlatacaklarınızla bu acıyı sizin gibi yaşamak ya da... Hiçbirini istemiyoruz yani. Evet, burası... Bunu siz bilirsiniz. Bu sizin acınız. Ama diyorum ya, yasa eşlik edebilmek ve isyanınızı duyurabilmek asıl amacımız olsun. Bu olay nasıl yaşanıyor? O gün orada ne oluyor? Biraz anlatır mısınız? Tabii bildiğim kadarıyla anlatayım. Bu katil bizim uzaktan bir akrabamız. Sürekli görüştüğümüz, gidip geldiğimiz. Ama bizim de küçüklükten kendisini sevmediğimiz, hareketlerini çok farklı bulduğumuz... Yani görünce Nazmiye'yle ben çok yakındım, kardeş gibiydik. İkimizin de kız kardeşi yok. Birbirimizle sürekli dertleşiyorduk. Günde 3-4 kere görüntülü konuşan kişilerdik. Yani onu bir yerde gördüğümüzde falan, yani Nazmiye'yle direkt göz deviriyorduk. O kadar muhatap olmak istemeyeceğimiz bir insandı. Yani şöyle, çok o şahsın çok maddi sıkıntılar yaşadığını duyduk. Eşim kanser diye herkesten yardım topladın ama öyle bir şey olmadığını. Benim diğer dayımı arayıp burada mısın, şehir dışında mısın deyip onu sorguladığını ve her yer birkaç eve de hırsızlığa girdiğini biliyoruz olayın olduğu gün. Biz, Nazmiye'nin durumu çok iyiydi. Yeni evlenmişti zaten, takılarıydı falan. Fotoğraflarda görünüyordu. Biz bebek mevlidi yaptık. Bebek mevlidinde görünüyordu. Zannediyoruz ki orada gördü onun durumunun iyi olduğunu ve giriş kat, kamera yok, ıssız bir yerde evi. Hani etrafında çok yakın evler yok. Onu hedef seçti. Eve giriyor, bu her şeyi yapıyor, ediyor. Komodinin üzerinde bir tek onu görmüş. Cüzdanı, küpesi, birkaç takısını alıp ve çıkıyor evden. Yani amacı aslında hırsızlıktı. Ama Nazmi'nin diğer eşyalarına ulaşamadığı için ve
Nazmi'yi tanıdık olduğu için arkasında delil bırakmak istemedi. Çünkü herkese rezil olacağını biliyordu. Nazmiye'nin söyleyeceğini biliyordu. Ve onu yok etmek istedi. Onu görmemesini istedi. Canavarca. Olay günü en son ben görüşmüşüm. Zaten Nazmiye'yle görüntülü konuştuk. Benim bebeğim hastaydı. Hastaneden gelince abla beni muhakkak ara, çok merak ederim falan dedi. Ne olduysa 7 ile 9 arasında olmuş. Bize haber geldi, biz gittik, her yer çok kötü, olay yeri inceleme falan gelmiş. Eve giriyor, nasıl girdiğini bilmiyoruz. Yani kapıda zorlama yok dediler ama Nazmiye biraz şeydi. Hani kapıyı açar gitmezdi çünkü köy çocuğu, köyde büyüdü, köyde tehlike yok. Herkes öyle, kapılar hep açıktır, kilitli değildir. Kapıyı açıyor ve orada ilk bıçak darbesini alıyor direkt girişte. Çünkü Nazmiye'nin boyu uzundu ve o yapan kişinin şahsın boyu kısa. Direkt Nazmiye'nin bacaklarına zaten darbe vuruyor, onu devirebilmek için. Çünkü Nazmiye gerçekten güçlü bir insandı. Sonra Nazmiye o arada kaçıyor çünkü çocuğu salonda. Nazmiye farklı yere kaçıyor, ona zarar gelmesin diye. Annelik içgüdüsüyle aslında, çocuk orada uyuyormuş. Kaçıyor ve orada Nazmiye farklı bıçak darbeleri vuruyor. Kendini kaybetmiş verdiği ilk ifadeye göre. Yani resmen ölene kadar başında bekliyor, öldürmek için çabalıyor. Şöyle, zaten giriş holde Nazmiye'yi bir yaralıyor. Nazmiye yatak odasına doğru kaçıyor. Orada merdiven var, büyük bir ihtimal oradan kaçabilirim diye düşünüyor ama gidemiyordu aslında. Evde bebeği var, bebeğini bırakıp çıkamaz. Hiçbir anne çocuğunu o caniyle bırakıp çıkamaz. Orada zaten Nazmiye'nin bacağına daha çok darbe vuruyor ki ayağa kalkamasın, sesini duyuramasın. Ağzını kapattığını düşünüyoruz, bağırmadığını düşünüyoruz. O sırada zaten Nazmiye yaralığında, Nazmiye o sırada televizyona çıkmış, televizyon izliyormuş kendisi. Sonrasında onu orada yaralıyor, Nazmiye korkudan bayılıyor ve gidiyor televizyon sesini açıyor. Kimse duymasın yaptığı şeyleri çünkü kayınvalidesi üst katta oturuyor. Bunları yapıyor, evi biraz karıştırıyor. Sonrasında bir şey bulamayınca o hırsla, artık nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama Nazmiye'yi defalarca bıçaklıyor. Zaten ifade edip ki kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde en son bileklerini, sonra da evi temizleyip çıktım diye ifade vermiş kendisi. Böyle yani, amacı hırsızlıktı. Ama ulaşamayınca tanıdık olduğu için resmen katletti. Yani canice 28 darbesi, hiçbir can dayanamaz zaten bunu. Ama ölene kadar da bekliyor başında. Öldüğünü biliyor çünkü, onu yaralı bırakamazdı. Bu kişi cenazeye geliyor değil mi sonrasında? Evet. Aynen öyle. Cenazeye katılıyor. Arabanın içinde kahkahalar atıyor, iştahlanıyor. Bizim amcamızın çocukları onları arıyor, işte eşi yapmıştır diyor, 7.30-8 arası diyor. Kapının önünde gördüm ben de, kendi kendine ele veriyor yani. Biz köyde yaşıyoruz. Yani tarlasında, tapanında mesela evinin, onların köyde evleri var. İnan ben onları görmüş gibi oluyorum. Elim ayağım titriyor. Şey bir de, senin hastası oldum inan ki bak. Bunun sebebi oğullarını her türlü savunmaları. Yani savunmasalar, oğlunun suç işlediğini kabul etseler, hala savunuyorlar. Yani can aldı. Senin oğlun resmen bir can aldı yani. Gitti ve anne arkasında bir bebek bırakarak gitti bu can. Ve sen bir annesin. Yani bunu hissetmen lazım. Ve ona rağmen oğlunu savunup Razmiye'yi, gururunu, namusunu zedeleyecek şeyler söylüyorlar. Ve bu bizi çok yıpratıyor. İltira atıyorlar. Neler mesela söylüyorlar mesela? Yani zaten şahsın kendisi Nazmiye'yi... İlişkim vardı, şöyleydi, böyleydi diye iftira attı. Çünkü Nazmiye kendini savunamayacak, öldü. Savunamayacak ve orada ondan başka kimse yoktu. Ve ama bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok. Ne telefonunda bir numarası, ne bir konuşmuştu, ne birbirlerini takip etmişti. İspatlayamadı hiçbir şekilde. İlişkin varsa ispatlarsın değil mi? Hiçbir şekilde ispatlayamadı. Çünkü ceza indirimi almak istiyordu, ispatlamayınca kaldı. Ve bu akraba da olduğu için haberlere de böyle lanse edildi. Ve bu süreçte sürekli ilişkisi varmış, sevgilisiymiş, kocasını aldatmış, şöyleymiş, böyleymiş, çok konuşuldu ve bu süreç bizi çok yıprattı. Özellikle yengem, dayım, eşi, kardeşleri, yani bir laf söylüyorlar, öyle bir şey olmadığı halde onun üstüne etiket olarak kalıyor. Yani en azından
bu hayatın içerisinde biz burada aileye eşlik etmeye çalışırken ortada bütün bu öfke, adalet arayışının yanında yas var. Ve yas saygı ister. Altını çize çize söylüyoruz. Ve biz genç bir kadını kaybettik bu ülkede. Bebeğinin yanında öldürüldü. Ve bunun da artık bir iftira olduğu kanıtlandığı için de net olarak söyleyeceğim. Zaten buraya yargı baksın, biz bakmayalım. Acılı bir ailenin acısıyla alay etmek gibi bu. İlişkisi mi varmış, şöyle miymiş gibi bu iftiraları alıp dillendirmek, ölen bir kadın üzerinden, ölen bir insan üzerinden suçlayıcı olmak ya da canı alınmış birinin hala canını yakmaya çalışmak. Ben ayrıca bu acıyla beraber güvenip anlatmaya geldiğiniz için teşekkür edeceğim. Biz de teşekkür ederiz. Yine söylüyorum, Nazmiye'yi geri getiremeyeceğimizi biliyorum. Evet. Ama onun varlığıyla ses çıkartabileceğimizi ve sizin yasınızı da aslında süreci bozan öfkenizi ifade etmenizi de önemli buluyorum burayla ilgili. Bu kişi bir akraba. Maalesef. Bu akrabayı bana anne baba olarak siz anlatın. Bu kişiyi ne zamandan beri tanırsınız? Kimdir bu kişi? Çocukluğundan beri tanırız yani. Köyümüzde doğdu, büyüdü mesela. 15 senedir Çubuk'a gittiler mesela oldu. Göç ettiler. Yaşarlardı Çubuk'ta. İlk geldikleri ev benim evim olurdu. Akraba diye gelirlerdi. Benim motorlarımı kullanırlardı. Bir ihtiyacı olduğumu işi derler, gelirlerdi haç adamımızı, mat adamımızı. Yani ekmeğimizi yediler, bacağımıza dolaştılar yani. Ya öyle bir şey görmedik. Bilmiyoruz. Öyle yapacağını aklımıza gelmiyor ki. Amcamın çocukları var. Beraber yaşıtlar mesela. Onlarla giderlerdi, gezerlerdi, giderlerdi mesela. Çalışırlardı. Ondan sonra büyüdü. Çubuğa gitti. Evlendi diyelim ise. Ondan sonra bu olaylar geldi. Babası içeriye girdi. Zaten iyi bir aile olsaydı, babası bir iyi bir baba olaydı, evlatlarına sahip çıkardı. İyi bir baba olsaydı falanca birisini bıçaklıyor, içeri cezaevine giriyor. Evlatlar da böyle hani bir tavuk ölür de civciler saçılır ya, aynı öyle oluyor mesela. Bir evlatlarına sahip çıkamayınca bebeler de sağa sola saldırıyorlar işte. Onu çıkartmak zorunda kalıyorlar. Avukat tutalım diyorlar, para yok. Sağdan soldan çalacak, çırpacak. Bunları yapacaklar işte. Peki, daha öncesinde bir hırsızlıkla ilgili bir suç geçmişi var bu kişinin. Biliyor muydunuz siz bunu daha öncesinde? Yani Nazmi'nin olayının olduğu gün evinin yakınlarında da birkaç yere hırsız girmiş. Direkt zaten polis ondan şüphelendi. 6 eve girmiş o gün. Evet. 7. evde Nazmi'nin evi olmuş yani. Öyle çok zaten biz bunları yani duyunca zaten ikinci kez yıkıldık zaten. Bu akraba, yani akraba duyunca olduğundan yani başkası olmuş olsaydı yani yine acımız büyük şey ama yani bunları da duydum mu yerle yıkıldık yani biz. Bizim hep söylediğimiz yer hani bu ülkede vicdanlı, sağlıklı erkek çocukları yetiştirebilmek için kadına şiddet, çocuğa şiddetle başladığı için sistemi oradan başlatabildiğimiz, büyüme hikayesinde suç eğilimini gördüğümüz kendi çocuğumuz bile olsa onun için gerçekten de bir sağaltım, bir rehabilitasyon ya da suç işlediyse cezasını çekme sistemini kurabildiğimiz. Çünkü suç, suçu getiriyor. Suç daha büyük suçlara yöneltiyor. Vicdan köreldiğinde, vicdan gelişimi olmadığında birinin canını yakabilmek, eşyasını alabilmek, canını alabilmek artık duyarsızlaşmaya başlıyor. Bana Nazmiye'yi biraz anlatın isteyeceğim. Bir anne baba olarak da 19 yaşındaydı, evet, kaybettiğimizde. Nasıl büyüdü Nazmiye? Büyüdü işte 19 yaşında. Saçına teline dokunamadan, yüzüne bakamadan, kıyamadan ilin adamı kıydı işte. Saçının teline dokunamıyordum, sabah gidip başına kaldıramıyordum. Yani kıyamıyordum çocuğuma. Köyde köy hayatıyla büyüttük işte. Onlara yem olsun diye büyütmediydik. Nazmiye çok güzel bir kızdı. Sarışın, renkli gözlü, çok güzel bir kızdı.
Ve çok da neşeliydi. Hiç kimsenin kalbini kırdığını hatırlamıyorum. Ben kırarım. Biraz sivri dilimdir ama ona hakaret bile etsen alttan alan, hadi öyle olsun deyip muhabbeti kesen bir insandı. Yani kimsenin kalbini kırmak istemezdi. Çok naif bir insandı yani. Zaten yaşı çok küçüktü. Çok uzun uzun yaşama bir fırsat olmadı, vermediler ona. Yani yaşadığı sürece de herkesi mutlu etmeyi bildi. Öyle bir kız çocuğuydu. Güzel anısını yaşatalım. Mekanı cennet olsun. Kötü yoktu anı. Şimdi zaten onu da bulamadığımız kokuyu yavrusunu da arıyoruz. Haftada 15 günde, bir ayda yavrusunu kokulamaya gidiyoruz. Onun kokusunu almaya çalışıyoruz onu da. Orada geride kalan bir eş de var. Evet. Orada bir bebek var. Evet. Artık 2 yaşlarında. Yani bütün acının yanında onu söylediğimde gözlerinizin içi gülüyor. Çok seviyoruz. Başka bir bağ var belli ki aranızda, torunla da. Tek emaneti olduğu için Nazmiye'den kalan bize. Diyorum ya, Nazmiye'de bulamadığımız kokuyu onu da buluyoruz. Onu da arıyoruz yani. 3 evladım vardı. 3'ünü de birbirinden ayırt etmezdim yani. Ben onlara hiç haramı yedirmedim. Benim köylü çocuğuyum. Babam da öyle mesela. Çobanlık yapmış. Hiç bizlere haram lokma şuradan indirmemiş. Ben de öyle mesela bak. Biz helal kazandık. Haram yedirmedik. Ama onlar harama alışmışlar. Haram helalı bastırmış. Haram yemeye alışmışlar. Bir insanı haram yerse ne olur? Helalı bastırır. Sağdan soldan kolay yolla para kazanmaya çalışıyorlar. Ya insan, kadın, hanımım hasta değil, kanser değil, para toplamış iş yerinden. Daha ne bekliyorsun ki bundan? Ne bekliyorsun ki bundan? İnancı zayıf olan insanlar. Ne bekliyorsun ki bundan? İyi bir ceza almasını istiyorum. Biz adalet istiyoruz. İnşallah. Kanun istiyoruz, adalet kanun istiyoruz. Kanun istiyoruz mesela. Bizim gibi analar, babalar yanmasın, evlatları öksüz kalmasın. Yani kimse bu duruma düşmesin. Cenab-ı Allah kimse evlada cisim yürümesin. Çok zor. Sorayım, şu anda hukuki süreçte nasıl bir ceza geldi? Şöyle müebbet aldı. Artı hırsızlık ve konut dokunulmazlığından ekstra bir 15 yıl ceza aldı. Ama ağırlaştırmış müebbet bekliyorduk. Bir süre zaten çok uzadı. 1,5 sene uzadı. Yani katil belli, ölen belli. Nasıl olduğu belli ama süreç çok uzadı iftiralardan dolayı. Ağırlaştırmış bekliyorduk ve müebbeti duyunca çok şaşırdık zaten. Çünkü müebbette yani bir af durumunda çıkma durumu var biliyoruz. Az çok araştırdık. Ve topluma çıkınca böyle bir caninin toplumun içinde yaşamasını istemiyoruz. Bizim başımıza gelen başkasının başına da gelebilir çünkü. Ve 28 darbesiyle öldürdüğü halde canice sayılmadı. Canice sayılmadı ve müebbet aldı ve biz buna ya zaten temize gidecek. Şu an adli tatilde olduğu için gidemiyor ama temize gidecek. Kesinlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani bırakmak öyle gibi bir lüksümüz gidecek. Yok. Çünkü bu hem Nazmiye'ye hem onun oğluna olan bir borcumuz bizim. Yani onu savunmak zorundayız. Çünkü o gitti savunamaz. Bebeği çok küçük savunamaz. Bizim savunmamız gerekiyor ve bu cezayı kesinlikle zaten kabul etmiyoruz. Etmiyoruz yani. Bir aile olarak özellikle hak arayışında sizin asıl olan şey sizin duygunuzdur. Tekrar söylüyorum, adaletin yerini bulduğuna olan inanç yasın yaşanmasına izin verir. Eğer adaletin yerini bulduğuna inanmazsa bir aile, bu sadece hukuk sistemi açısından da değil, toplumsal vicdan açısından da bence en çok bundan buradasınız. Evet. Bir insan acısını, yasını niye milyonlarca insana duyurmak ister? Bizim yanımızda olun diyebilmek için. Orada 19 yaşında bir genç kızın öldürüldüğünü görün, bizim bir aile olarak ne yaşadığımızı görün diye gelirler. Ve hem aslında yasalardaki sistem için hem de hepimizin içindeki vicdan sistemi için seslerini duyurmak istiyorlar. Bize bakın, gözümüzün içine bakın. Hepimizse duyurun, söyleyin. Anneciğim sizinle başlayacağım. Ne duyalım biz, ne bilelim? Bize Nazmiye ile ilgili, süreçle ilgili ne söylemek istersiniz? Söylemek isterim işte. Yavrum gebe gencecik gitti. Çiçeğe burnunda, 19 yaşında, 55 günü çocuğun arkasında bıraktı gitti.
saçına dokunamazken, yüzüne bakamazken iller yem etti. Ne söyleyebilirim ki? Acım büyük. Adalet istiyorum, kanun istiyorum. Ağırlaştırılmış hapis istiyorum. Çürüsün içeride, çıkamazsın. Benim yavrum toprak olduysa o da cezaevinden çıkamazsın. Benim tek isteğim bu. Eğer çıkarsa dışarıya daha kötü olur yani. Benim acım ikiye katlanır. Benim şuram hala yanıyor. 2 sene oldu, gözyaşımın durmuyor. Günlük. Bunlardan saklı saklı, çocuklarımdan saklı saklı bunlara üzüntümü belirtmemek için o da ağlıyor beni öyle. Ya kızım çok iyiydi. Yani karıncayı bile incitmezdi. Çok cana yakındı, çok severdi. Ulet cüzüydü. Kimsenin kalbine kırmazdı. Yani misafirperverdi. Çok iyiydi yani. Yani anlatılmaya değilmez yani. Tabii öyle. Nazmiye kardeşini çok severdi. Giderdi işte. Ona çok düşkündü yani kardeşine. En son gittiğinde Ali dedim, ablam ne bir şey dedim biliyor musun? Anne de ablam dedi, bir dedi tos yapmış, dimede de kıyamadım dedi. Ondan sonra hiç gitmedi. Ondan sonra hiç gitmedi zaten. Gitmiyor, biz bebeği görmeye gidiyoruz. O hiçbir şekilde gitmiyor. Yani çünkü o olayın olduğu gün çok feci bir ortam vardı. Biz gittiğimizde ambulans, olay yeri inceleme, savcı, bütün akrabalar oradaydı. Zaten çok bir mahşer yeri gibi bir yerdi. Yengemle dayımın feryatları, Ali onların hepsine şahit oldu. O eve giremedi işte bir daha. Çok küçüktü ve ablasının o evden bir torbayla çıktığını gördüğünden beri oraya hiç gitmedi. Benim çocuklarım psikolojisi bozuldu. 14 yaşında, 12 yaşındaydı ablasının öldüğünde. Evlerde davancı aradı. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Ben ablamın yanına gitmek istiyorum. Ben ablamı özledim. Neler? Biz çocuğumuzu zor zapt ettik. Ben şöyle bir şey de söyleyeyim size. Bu süreçte sesimizi duyurmak bir tarafta. Evet. Diğer tarafta özellikle orada yine geride kalan 2 erkek kardeş var. Evlatlarınız. Onlardan bir tanesinin doğru anladım değil mi? Haberi o alıyor. Evet. Ablası ile ilgili olarak. Bu çocuğumuz hala ergenlik döneminde. Evet. Büyüme çağında ve zorlandığını anlıyorum. Onunla ilgili bir destek sistemi başlatalım. Bizim psikolog ekipten de ben bugün hemen bütün ekibimizle içeride konuşalım ve onun büyüme sürecinde bir çocuğun, bir ergenin de yasını yaşamaya ihtiyacı var. Diğer taraftan travmatik deneyimlerden sonra kaygılar, hayat içerisinde bastırılmış öfkeler, ortaya çıkmamış üzüntüler, kendi kimliğini bulma yaşında, ergenlik döneminde kimliğin gerçekten de doğal gelişim seyrinde dağılması gibi riskler var. O çocuğumuzu da koruyalım. O da 18 yaşının altında ve çocuk. Onun için haber vereceğim. Aynı zamanda anlatırken gözlerinizin içinin güldüğü şu an 2'li yaşlarında bir torun var. Onun destek süreçleri için erken olsa da iyi takip edelim, izleyelim, bakalım İnşallah. Hayatı içerisinde dirsek temasımız devam etsin. İnşallah. Adalet arayışınızla ilgili, öfkenizle ilgili her şeyi duyurabilelim istedim. Yasınızla ilgili bazen sessizliktir o, bazen beraber ağlamaktır, bazen beraber Nazmi'nin anılarını konuşabilmektir. Yasın birçok farklı duygu durumu vardır ve herkese göre değişir. Ama bu ailede de elimizden gelen eşliği yapabilelim istiyorum. Tekrar söylüyorum, çok hassas konular bunlar. Biz hem Nazmi'nin anısını yaşatmak için, hem de bu acıda bu aileyi yalnız bırakmamak için, hem de isteklerini duyurabilmek için buluştuk. Bir acıyı dönüp dolaşıp konuşalım diye buluşmadık. Teşekkür ederim güvenip bizim eve, bana gelip anlattığınız için. Biz teşekkür ederiz. Destek biz teşekkür ederim. Siz destek olduğunuz için, yardımcı olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Duyacağımız çok fazla şey var. Anlatmak istediğimiz çok şey var bu evin içerisinde. Bizler kadın cinayetlerine karşı duyarsızlaşmayacağız. Bu konuyla ilgili öfkemizi, kaygımızı, üzüntümüzü normalleştirmeyeceğiz. Bizim bu hislere ihtiyacımız var. Bu hisleri taşıyalım ki bundan sonrası için tüm süreçlerle ilgili
önüne geçmek için, durdurabilmek için bir şeyler yapalım. Bu programı hem Nazmiye'nin anısı için yaptık, hem ailenin sesini duyurabilmek için yaptık, hem de ülkenin erkek şiddetinde öldürülmüş tüm kadınları için de anlatmaya devam etmek istedik. Paylaş Benimle Evinde güvenip bizimle paylaşan aileye teşekkür edelim ve tüm destek mekanizmalarında da onların elimizden geldiğince yanlarında olacağımızı onlarla da paylaşmış olalım. Ses çıkartmak istediğimiz her konuda bu programda, bu evde buluşmaya devam edeceğiz. Bugün Paylaş Benimle Evinde Bülent Ağar'ı ağırlayacağız bizler. Bülent Ağar bizim programlarımızı izliyor ve özellikle bu toplumda susmamak üzerine verdiğimiz mesajlar üzerine programımıza başvurarak geliyor. Bülent Ağar 2017 yılında kızının yaşadığı istismardan sonra cezaevine girmiş bir baba. Bir apartmanda 9 yaşındaki kızı 50'li yaşlarındaki biri tarafından, elinde balta ve tornavida olan biri tarafından apartmanda istismar ediliyor. Kızı bu olaydan hemen sonra kaçıyor ve ailesine haber veriyor. Bu haberin sonrasında baba Bülent Bey bu eve gidiyor, istismarcının yanında onunla tartışırken gerçekten öldürmek amacıyla olmadan ona sadece hesap sormak istedim dediği bir anda bir bıçak darbesiyle istismarcının ölümüne sebep oluyor. Sonrasında baba için cezaevi süreci başlıyor. Bugün geldiğinde baba cezaevinden çıktı ve ben kızımın yaşadıklarını başka çocuklar yaşamasın diye, bütün çocuklara ses olalım diye anlatmak istiyorum dedi. Bizler Bülent Ağar'la salonumuzda sohbetimize başlıyoruz. Biz Paylaş Benimle de en çok çocukları konuşacağız. Aklımıza gelen, bildiğimiz bütün vicdani yöntemleri, özellikle toplumsal farkındalıkla ilgili söyleyebileceğimiz her şeyi en çok çocuklar için söyleyeceğiz. Yola çıkarken de bunu amaçladık ve aslında bir baba bize ulaştığında ben anlatmak istiyorum bütün süreci dediğinde de yine çocukları en doğru şekilde ele alabilmek, hem vicdani olarak, hem gelişimsel olarak, hem de aslında hukuki süreçlerde çocukları koruyabilmek için konuşacağız en çok. Bundan 5 yıl öncesi Bülent Beylerin yaşadığı apartmanda güvenlik kameralarında da görünüyor. Elinde baltayla bir adam dolaşıyor. Apartmanda, girişte, merdivenlerde. Sonra o dönem 9 yaşında olan bir kız çocuğumuz var, Bülent Bey'in kızı. Ve bu elinde tornavida olan kişi bu çocuğu bir köşeye sıkıştırıyor ve onu taciz ediyor. Çocuk kaçıyor. Babası annesi tarafından güvenle yetiştirilmiş bir kız çocuğu. Bir şekilde oradan uzaklaşıyor. Ve aynı gün içerisinde de bütün bu güvenlik kameralarını silmeye çalışan bir sapkından bahsediyoruz. Sonra baba bu haberi alıyor anne tarafından ve gidip orada yaşanan arbedede bu istismarcı orada hayatını kaybediyor. Bülent Bey de cezaevine giriyor. Burada sürecin tamamını birlikte konuşabilirim istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ben aslında en çok çocuklarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum dediğin bir programa geldim Bülent. O yüzden de hep beraber de anlatalım istiyorum. Önce bu olaydan başlayalım. Bu olay günü senin baktığın yerde, duyduğun yerde ne oluyor ve sen haberi nasıl alıyorsun? Ben bir arkadaşımla beraber oturuyordum. Eşim aradı. Sesinin tonu çok kötüydü zaten. Ben direkt bir şey olduğunu anladım. Dedi, kötü bir şey oldu dedi. Kızıma mı dedim. Evet dedi. Ve orada içime bir his doğdu. Yani taciz bu tür bir olay. Kim dedim, binadan mı yoksa başka biri mi? Binadan dedi. Nerede dedim kuzum. Güvenli bir yere dedi bıraktım. Ben dedi tekrardan binaya döndüm. Yöneticiye ulaştım görüntüleri izlemek için. Görüntüleri izlemeye gittiğinde zaten görüntülerin kayıt olan yer binanın o ilk girişinde merdivenin altında bir yerde. Bu şahısla karşılaşmış orada. Orada elinde baltayla görüntüleri silmeye çalışırken karşılaşıyor. Orada yine bir arbede oluyor. Ve elinde balta yine var. Kaçıyor gidiyor. Ondan sonra polis aranıyor. İşte böyle böyle diye. O süreçte ben geliyorum zaten.
Ben tekrar yöneticiye çağırdık, görüntüleri izleyelim diye. Hem eşim oradan ayrılamıyor zaten. Görüntülerin başında bekliyor tek başına. Ben de izledim. Daha sonra yukarı çıktım. Dedim hani evde mi, nerede bu adam? Çıktık yukarı. Önce bir bayanla biri açtı kapıyı. Ondan sonra bu şahıs geldi. Direkt ne var lan böyle diyerek zaten hamle yaptı. O harbi dedi, elini de cebine attı o anda. Ben de bir şey çıkaracak. Ben de kendimi koruma amaçlı. O harbi dedi, tek bıçak darbesi geliyor zaten. O da ne geliyor? Orada ölüyor. Orada da değil, hastanede daha doğrusu. Ondan sonra ben kendim teslim oldum zaten. Direkt gittim güvenlik güçlerine. Ondan sonra bizim felaketler başladı zaten. Normalde biz kendi halinde huzurlu, mutlu bir aileydik zaten. Yani bütün hayatımızı kızımıza adamıştık. Sonra hocam, ben tutuklandım tabii, cezaevine konuldum. Eşim ve çocuğum bir sürgün hayatına başladı. Biz Bülent'le program öncesinde sohbet ederken özellikle şurayı da vurguladı ve benim de söylememi istedi program bittiğinde. Ben hiç kimseyi öldürmek istemedim. Ben ve bunu yaşayan bütün aileler bu ülkede adalet sistemine güvenmek istiyorlar. Bir kavgada, bir arbedede bir ölüme sebebiyet verdim ve bununla ilgili olarak da başlangıçta 12 yıl olan, sonrasında ağır tahrikle beraber 3 yıl sınırlarına düşen cezamı çektim ve çıktım. Ama bununla ilgili kimseye bu mesajı, birinin bir diğerinin canını alması ile ilgili ya da bunu normalleştirmesi ile ilgili bir mesaj vermek istemiyorum dedi. Burada kızı için, kızının duygusu için, kızının geleceği için yaşayan ve bunu da her fırsatta vurgulayan bir baba var. Buraya geliş amacı da bize bir olayı tekrar tekrar anlatmak değil. Hem kızının yaşadıklarını unutturmamak, hem de başka kız çocukları bunu yaşamasın diye ailelerin susmamasını, çocukların susmamasını sağlamak. Şahsın çocukları tehdit ediyordu devamlı. Bir yıl boyunca eşim ve çocuğuma zarar vermek için devamlı araç içinde olmuşlar. Aradılar da zaten. Kendi ailemi, akrabalarımız yanına zaten gidemiyorlar. Çünkü onların adresi belli. Bu kişilerin direkt bakacakları yer diyerek. Yani sürgün hayatı bildiğiniz. Evde hapis, sokağa çıkamama. Hep bir korku. Ben de sonuçta cezaevindeyim. Ben cezaevinde dese her koğuşun kapısı açılıyor. Acaba bir kötü haber mi gelecek? Acaba bir zarar hani verdiler, verecekler. Öyle bir ceza hayatım oldu zaten. Yani ben içeride ayrı, cezamın içinde yani o mahkumiyetin içinde o işkenceyi çektim. Acaba bir şey mi yapacaklar, bir şey mi olacak? Onlar dışarıda ayrı çekti. Bülent, sürekli tehdit ediyorlar o süreç içerisinde aileyi. Senin aileni, kızını ve eşini. Evet, aslında arıyorlar zarar vermek için. Hatta bir karakola gidiyor olay o zamanlar, yeni olduğu zamanlar. Bunlar karakola geliyor. Bir haber alıyorlar onların karakola geleceğini, kızımla eşimin. Orada arbede çıkarıyorlar. Polisler çıkıyor, çelik yelik giyerek. Bunları işte bir şekilde gönderiyorlar. Hani biraz da hırpalıyorlar. Yani bir suçumuz yok yani, hiç biz yani işinde gücünde yani bir çocuğumuzun bir insan yani kirpiği düşse insan içi yanar değil mi? Şey diyorsun bazen sanki Bülent, hani biz böyle bir aileydik, çocuğuna gözü gibi bakan, bu da bizim başımıza geldi. Evet. Aslında bir taraftan da onu söylüyorsun. Hani aradan geçen yıllar var ama hala sorguladığın yer orası anladığım kadarıyla. Ya ben yine şuna şükrediyorum. En azından kızım sağ. Ona da şükrediyorum bir yandan. Yani daha kötü de bir şey olabilirdi. Kızımızı kaybedebilirdik. Biz iyi ki gelip söyledi. İyi ki.
Yani... İyi ki. O hep biz başka türlü bir aileydik ya diyorsun evet, ya hani. Evet. Siz nasıl bir aileydiniz? Çocuğunuzu nasıl büyüttünüz? Sizin nasıl bir hayatınız vardı? 21 yıllık evliydik. Yani evliliğimiz 21 yıl. 2000 yılında evlendik. Hiçbir zaman yani kimsenin ne bir işte bir komşumuza her zaman yardımcı olan insanlarla hep diyaloğu iyi olan biri yani komşumuz üzüldüğü zaman biz de üzülen bir aileydik. Hani çocuğumuz olana kadar zaten eşimle beraber gayet sıkıntısız yani güzel yani yaşayan insanlarla ailemizde her zaman iç içe olan bir insanlardık. Kızımız olduktan sonra kendimizi tamamen zaten kızımızın hayatına geleceğine adadık. Annesi olsun ben olayım. Hiç başımıza böyle bir olay gelmedi yani. Kesinlikle bir kötü bir şey yaşayalım, biriyle bir kavga edelim. Yani hiç böyle bir aile değildik. Orta düzeyde bir aileydik yani. Şeyimiz maddiyat olarak da. Kimseye bir şeyimiz yoktu Allah'a şükür. Şimdi şu anki duruma bakın. Şu anki durumda, şimdi geçen ay lise yerleştirme sınavları oldu biliyorsunuz. Bu sınavları şimdi gecesini gündüzüne kattı uykusuz. Uykular uyumadı. Sınavı geçeceğim. İşte güzel bir liseye hak kazanacağım diye. Ve çocuğumuz çok iyi bir puan aldı. Yani güzel bir lisede okumaya yetecek kadar aldı. Peki biz şu anda bu liseye gönderemiyoruz bu liselere. Neden? Çünkü o liselerin olduğu semtlerin kiraları çok yüksek. Mecbur. Yani çocuğa şimdi bir şey de diyemiyoruz. Yani bir şey diyemiyoruz ama gel içimize sorun. Yani içimiz parçalanıyor. Normalde bu olay olmamış olsaydı rahatlıkla hani çocuğumuzu istediği okulda okutabilirdik. Ben mesela o zamanlar kendi işimle meşguldüm, uğraşıyordum. Şu anda mesela başkasının yanında çalışıyorum, mecbur çalışıyoruz bir maaşla. Bizi hani her yönden etkiledi yani sıfıra düşürdü. Sıfıra düşürdü derken hani o zamana kadar yaptığımız bütün her şeyi başa döndürdü yani. Öyle bir daha zaten nasıl toparlayacağız, nasıl edeceğiz? Yine olan kızımın geleceğine oldu yani. Burası şu anlamda da önemli. Tabii ki bu arada bütün bu olaylarda sırtımızı adalet sistemine, yargı süreçlerine evet, yaslamak ki. İstiyoruz. Burada konuştuğumuz şey birinin canını almak değil, birinin tabii gerçekten ki, hukuki boyutta cezalandırılması. Evet. Oradaki bir arbede bir kavgadan bahsediyor Bülent. Ve o kavgada kızına bunu yapan kişi hastaneye gidiyor ve sonra ölüyor. Bu sürecin sonrasında da anlattığın şey, ben bir hayat kurmuş, kızının geleceği için maddi manevi tabii, tabii. Bu hayata bir şekilde atılmış biri olarak o geleceği korumak için cezaevinde olduğum süreç boyunca buna dair tabii ki şeyleri kaybettim. Aileyi yeniden ayakta tutmaya çalışmak evet. için çalışıyorum ama yine kızımın hayallerini gerçekleştiremediğim yerden zarar görüyorum evet. diyorsun. Burayı konuşalım ayrıca, neler tabii. yapabiliriz onu da konuşalım. Bülent, burada çok önemli bir nokta var. Senin kızın, bu kızımız, evet. Önce oradan kaçmanın bir yolunu buluyor. Güvenlik evet. kameralarında da var. Evet, evet. Ve sonra susmuyor. Biz özellikle altını çize çize söylüyoruz kesinlikle. Ya, çocuk da susmasın, siz de susmayın. Aynen. O çocuk susar, sen susmaya da karşıyız. Çocuğu da susmayacak şekilde böyle bir şeyin karşısında öyle yetiştirmemiz evet. lazım. Ama ben bu güvenin altyapısını da belki herkes duysun diye de merak ediyorum. Orada güvenli, kendini değerli de hisseden bir kız çocuğu büyümüş tabii, belli ki. Tabii. Anne baba da hem üstüne titriyor hem özgüven veriyor. Tabii tabii. Nasıl büyüttünüz siz bu sesi çıkartabilecek bu kızı da? Ya bir arkadaştık zaten. Yani şimdi biz çocuk yani adı üstünde bir çocuk doğruyu yanlışı ne kadar ayırabilir 8 yaşında 9 yaşında. Şimdi ben çok duydum biliyorum. Şimdi... Bir çocuk ya bir suç değil de yani bir hata yapabilir, bir şey yapabilir. Geliyor ailesine diyor ya böyle bir şey oldu. Şimdi çocuğa kızılıyor. Ya neden yaptın, niye ya böyle bir yetiştirme şekli olmaz yani. Şimdi böyle yaptığın zaman bu çocuk başına böyle bir olay geldiğinde gelip diyemez ki zaten. Yani korkar ya bana işte babam annem kızarsa döverse. Biz böyle kesinlikle kızımıza yüksek sesle bile konuşmadık yani. Bunu yaşıyor. Zaten korkarak koşa koşa geliyor söylüyor. Şimdi düşünün biz de o çocuğumuzu işte hep bağırarak yani ne yaparsa yapsın bir çocuk bir suç bir kusur işlediğinde kızsaydık bağırsaydık o çocuk gelip bize anlatmazdı yani bunu. Acaba bana kızarsa babam annem bana ya bir şey derse hani
Bu düşünceyi düşünür çocuk sonuçta. Bu yüzden düşünün, biz böyle yetiştirmiş olsaydık bir arkadaş gibi, bir, böyle bir en iyi arkadaş gibi yani. Ya bir senin annen babandan hariç bir de en iyi arkadaşınız, en iyi sırdaşınız. Ne olursa olsun gel yani. Anlat. Anlatıyordu da her şeyini, yani gizlisi, hiçbir şey gizlemezdi. Sonuçta biz bir anne babayız. Yani onun zaten o bize anlattığı şey, konuştuğu şey yanlış veya hatalı bir şeyse biz zaten ona hissettirmeden zaten onu yönlendirmesini yapıyorduk yani. Söylemeyebilirdi ve söylemediğinde bu adamın düşünün ikinci teşebbüsünde, üçüncü teşebbüsünde belki biz çocuğumuzu kaybedebilirdik. Biz burada en çok çocuklardan bahsederken de toplumsal vicdandan bahsediyoruz birlikte. Biz gerçekten vicdan gelişimi çok iyi bir aile olabiliriz. Çocuğumuzu öyle de yetiştirmiş olabiliriz. Ama yan komşumuz, üst komşumuz, mahallemizde oturan kişiler ya da başka şehirlerde aynı ülkeyi, aynı toplumu paylaştığımız kişilerde eğer vicdan yoksunluğu varsa ya da toplumsal vicdanla ilgili kurallar işlemiyorsa biz bunlar için de ses çıkartmalıyız. Bizim kendi aile içimizde vicdanlı olmamız yeterli değil. Çünkü aynı toplumu paylaştığımız insanların adaletinden, vicdan gelişiminden, bir vicdansızlığa uğradıklarında onlar adına ses çıkartmaktan da sorumluyuz. Bülent en çok bu yüzden burada. Benim çocuğum bunu yaşadı ve bununla ilgili ses çıkartan bir çocuk oldu. Ben de çocuğumu koruyan bir baba oldum. Ama başka çocuklar da bunu yaşamasın diye ses çıkartıyorum diye buraya geliyor. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de o. Çocuğu korumak, onu susturmak değil. Aileyi etiketlerden korumak, istismar mevzularının karşısında durmak, sessiz kalmak da değil. Bizim orada itibarımızı koruyacağız diye, kimse bizi etiketlemesin diye, aman hiçbir şekilde bu olay büyümesin diye sustuğumuz her an hem kendi çocuğumuzun hayatına bir karanlık bırakıyoruz, hem de toplumda sessizliğe bir halka daha ekliyoruz. O yüzden hem kendi çocuklarımız için hem de bunu yaşayan tüm çocuklar için konuşmaya, anlatmaya, çocuklara konuşmayı öğretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bülent, çok doğru bir şey söylüyorsun. Evet. Beraber de söyleyelim bence. O kadar önemli yerler ki, bu programı yapma amaçlarımız bunlar. Bizim değerle, şefkatle büyüttüğümüz çocuklar, güven vererek büyüttüğümüz kız çocukları ve erkek çocukları. Bir gün hayatlarında böyle bir şeyle karşılaştıklarında hiçbiri karşılaşmasın. Bunun için de yasalara güvenimiz var. Kesinlikle. Ama bir gün bir yerde böyle bir şeyle karşılaştıklarında eğer onlar ses çıkarttığı için, söylediği için, bazen susuyorlarsa hareketlerinde, tavırlarında, farklı davranışlarında, içe kapanmalarında ya da fazlaca öfkeli olmalarında da gösterebilirler. Gösteriyorlarsa ya da söylüyorlarsa bir de onlara kızmak ya da bunu böyle sıkıca, hızlıca kapatmaya çalışmak konuyu. Bir de bu var. Çocuğun hayatında bir başkasının utancının sırtlanmasını ve kendini insan olarak, kadın olarak, erkek olarak, çocuk olarak, ergen olarak, yetişkin olarak aslında varoluşunu tamamen bir utanca gömmesini sağlıyorsunuz. Evet. O yüzden de hem yetiştirme tarzı hem de bu olaya verilecek reaksiyon çok önemli. Kesinlikle. Bülent, peki bu kişi, evet, bu istismarı yapan, şu an hayatta olmayan kişi kaç yaşında bu arada? 50 falan da. Kızın 9 yaşında, evet, bu kişi 50 yaşında. Evet. Bu kişi bu olaydan önce, bu kişi ailesi, komşunuz galiba. Evet. Sizin iletişiminiz? Sıfırdı. Çünkü devamlı sorunlu bir insandı yani. Bunu görüyorduk, duyuyorduk. Bu yüzden ben hani kesinlikle binadan görüyordum girerken çıkarken, selam falan bile vermiyordum yani hiç direkt. Çünkü sorunlu bir aile, hani bir selam verin, bir samimiyet kurar, hani muhatap olmasın diye zaten onu biliyordum yani öyle bir. Sorunlu ne demek? Ne biliyordun ya da ne görüyordun? Devamlı kavga evlerinde, devamlı hep bir kavga, hep bir kapılarında polis, böyle yani. Diyaloğunuz yoktu? Kesinlikle yoktu. Yani komşularımız da vardı başka konu ama onlarla yoktu yani, onunla yoktu kesinlikle. Yani zaten belli ediyordu yani kendini biraz da. O yüzden yoktu yani. Peki sen bana dedin ki hocam görüntüleri izledin mi dedin. Evet, evet. İzle ve izlet de dedin özellikle. Evet. Ben onun üzerinden bir şey anlatmak istiyorum. Tabii ki sana hocam dedim. O dediğin yeri anlat hepimize istiyorum. Hocam o gün pazar alışverişe
gidecekler. Eşim diyor ki ben diyor bir camları falan kapatacağım diyor. Kızım da diyor iyi anne ben seni diyor aşağıda bekleyeceğim diyor. Koşa koşa merdivenlerden iniyor. Düşün yani 5 dakika içinde zaten bu olaylar oluyor. İniyor bu olayla karşılaşıyor. Bu adam orada çocuğu ilk önce zaten bir hareket yapıyor. Çocuk kaçıyor dışarıda bir daha yakalıyor. Orada zaten çocuğu tehdit etmiş zaten. Seni diyor annene babanı diyor bak böyle söyleme diyor annene babanı diyor öldürürüm diyor. Bu şekilde konuşuyor. Çocuğu korkutuyor orada bir şey diyor çocuk içeri kaçıyor. Orada yine elinde zaten böyle bir tornavida gibi bir şey var. Orada çocuğu sıkıştırıyor yine orada çocuğu tehdit ediyor. Çocuk ondan sonra kaçıyor zaten dışarı kaçıyor. Eşim aşağı iniyor çocuk bakıyor titreyerek ağlıyor orada. Ne oldu diyor olayı anlatıyor. Bu apartmana bu olaydan bir 5 gün önce falan kameralar takılıyor. Yeni kameralar evet, takılıyor evet, ve yeni. Bu ailenin süreç içerisinde de bu istismar girişimini kanıtlamasını sağlıyor. Çok yeni bir zamanda olduğu evet, için. Evet. Diğer taraftan Bülent bana dedi ki yayından önce bu çocuk buradan kaçabildi. Tabii ki, tabii ki. Kaçmasaydı ne olacaktı? Evet. Sadece kızın için de sormuyorsun bu soruyu. Tabii, tabii. Bu sürecin içerisinde elinde baltası olan, tornavidası olan biri var. Ve tehdit orada. Ederek anneni öldürürüm. Bir küçücük çocuğa bu tehdidi yapıyor yani. 9 yaşında evet. Çocuk. Şimdi günün sonunda bunu konuşmamızın bir amacı, anlamı da olsun. Orada bir çocuğumuz var, onu koruyoruz. Yüzü, ismi, hayatımızda bunlar olmamalı. O sizin dünyanız ve psikolojik destek alıyor şu anda. Diğer taraftan başka çocuklar için de konuşuyoruz. Gündeme böyle olaylar geldiğinde ortaya çıkan cezalar gerçekten caydırıcı olmalı ki diğerleri için. Çünkü bu insanların herhangi bir şekilde herhangi bir yaştan hiçbir insana zarar vermeye, herhangi birine sözlü, psikolojik, fiziksel, cinsel olarak dokunmaya, istismarın herhangi bir biçimine zaten hakkı olmadığını, en ağır şekilde cezalandırılacağını, bu sürecin içerisinde vicdanen körse bugüne kadar yaptığı suçlar yüzünden cezalandırılmasının ya da başka bir ruhsal hastalık bir durum varsa bunun için tedavi edilmesi gerektiğini anlasın. Bir olay olduğunda bunu yapan bir kişi eğer caydırıcı bir ceza almıyorsa içinde böyle karanlık potansiyellerle dolaşan insanlar da bunun için daha fazla cesaret bulabiliyorlar. Bu işin bir tarafı yani benim çocuğum oradan kaçmasaydı benim çocuğum ne yaşayacaktı diyen bir baba var yanımda şu anda. Biz özellikle Türkiye'de cinsel istismarla ilgili konuştuğumuz noktada şunun vurgusunu da yapmalıyız. Bugün bir çocuğun ya da bir yetişkinin hayatına, onun bedenine dokunabilen insanların geçmişlerinde yaşadıkları, aile içerisinde ya da sistem içerisinde maruz kaldıkları şiddet, istismar da var. Amacımız bu insanların da doğru şekilde sağaltılmasını, tedavi edilmesini, rehabilite edilmesini sağlayabilmek olmalı. Çok temelde bu insanların yaptıkları şeylerin cezalarını çekebilmesi de onların hayatlarında dönüştürücü bir etki olabilir. Ama eğer bir istismarcı herhangi bir suçun sonrasında yeterli cezayı almazsa, toplumun karşısında da olumsuz bir model olarak diğer istismar eğilimi olan insanların da bu suç eğilimlerini arttırmalarını sağlayabilir. Burada özellikle aileden başlayarak vicdanlı çocuklar yetiştirebilmek, istismara, şiddete maruz kalmamış çocuklar yetiştirebilmek, eğitim hayatında insanların beden sınırları ile ilgili, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili, çocuk hakları ve insan hakları ile ilgili eğitimler verebilmek, yargı süreçlerinde de cezaların caydırıcı olmasını sağlayabilmek, suç eğilimli olan insanlar için de bir durdurucu olabilir hayatın içerisinde. İstismarcılar sadece hayatın içerisinde sosyoekonomik düzey açısından düşük yerlerde yaşamıyorlar. Özellikle çocuk cinsel istismarlarında bazen sosyoekonomik düzey açısından yüksek gelirli ve eğitimli insanların hayatlarında da olduğunu biliyoruz. Ya da çok uzaklarda sokakta gördüğümüz
Başka türlü giyinen, bizim çevremizden olmayan insanlar değil istismarcılar. Bazen ailenin içinden, bazen apartmanın içinden, bazen içinde bulunduğumuz o toplumun ya da o mahallenin içinden de çıkabiliyorlar. Burada yapacağımız en önemli şey çocuklarımızı her türlü istismar karşısında ses çıkartabilir halde büyütebilmek. Bunun için de çocuğa güvende olduğunu hissettirebilmek ve büyüme aşamaları boyunca da onu herhangi bir saldırıya uğradığı anda da ses çıkartmaya hazırlayabilmek. Sen ne kadar ceza aldın Bülent? Ben 2 sene 6 ay kadar aldım. Süreç nasıldı senin için? Hani biraz o ailenin aldığı tehditlerle yaşadıklarından bahsettin. Ya hocam o işte zaten beni çökertti desem yeridir. Yani düşünün mahkumiyet hayatındasınız. Artık onu düşünmüyordum yani mahkumiyet hayatını. Ya acaba bir zarar verseler ben ne yapacağım? Her bakın koğuşun kapısı her açıldığında acaba bir kötü bir haber mi geldi? Acaba bir şey mi yaptılar? Bu psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? 4 duvar arasındasınız. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Hep bu psikolojiyle yatıyorsunuz yani. Bir şey oldu mu? Bir haber geldi mi? Bir şey olacak mı? Kime güvenebilirler ki yani? Tek bana güvenebilirlerdi. Ben de oradaydım. Düşünün onların da yaşadığı psikolojiyi, dışarıdaki zulüm. Ya ben bir de şu var şimdi hocam. Bir kadına, bir çocuğa taciz, şiddet bir şey olduğunda susmayanlar tamam söylüyor, gidiyor bir şikayette bulunuyor, söylüyor. Ondan sonra bu olayı yapan vatandaşın kaçması lazım, korkması lazım değil mi? Bizim ülke burada nedense tam tersi bunu şikayet eden bundan, yani bu olaya maruz kalan insanlar kaçıyor, korkarak yaşıyor. Hani bunun bir önüne geçmek lazım aslında. Onun için buradayız işte, susmayacağız. Bu susmayı öğrenme ezberlerini değiştireceğiz. Ya ben o yüzden geldim hocam, susmama. Bunu sustuğumuz için, susulduğu için zaten bu olaylar devamlı çoğalıyor yani. Şey var ya Bülent, etiketleme, yargılama, evet, toplum evet. dışında bırakılma, evet. Üst kuşaklardan aktarılan utançlar, yani, kadın evet, olmak evet. üzerinden yaşanan yargılanmalar, evet, evet, bunlar evet. yüzünden ya da ailenin işte orada sözde itibarını koruma girişimleri. Bunu düşünenler var ya. Var ama bunların hiçbiri bir yetişkinin ve en çok bir çocuğun hayat boyunca bu sessizliğin utancıyla yani, yaşayacağı değersizlikten daha önemli değil. Değil. Şöyle bir yeri düşünüyorum. Bütün sohbete bir baktım. Evet. Bugünkü hayatınızı da bir söyle bana. Evet. Yine anne baba çocuk, tabii, yine tabii, kenetlenin. Tabii. Evet, evet, evet. Zorluklarla beraber de evet. gidiyorsunuz. Kendi adına, ailene baktığında o aile için hayalin ne senin? Bundan sonra ne olsun? Tabii ki kızımızın geleceği yine iyi olsun. Okumak, hani çok başarılı okul. Okumak istiyor. Ben diyor meslek sahibi olacağım. Kesinlikle diyor yani. Okuyacağım, meslek sahibi olacağım ne olursa olsun. Çok yani çocuğumuz Allah'a şükür bu olay oldu ama o özgüven yüksek. Ya bunu zaten biz ilk olay olduğunda görüşen doktor arkadaşlar da ilk bize söylediler. Yani annesine söylediler de söylemişler. Yani çocuğunuzun özgüveni çok yüksek. Yani bu çok iyi bir şey. Yani elimizden geldiği kadar hocam istediği okullara gönderebilmek en başta istiyor çünkü. Dediğim gibi şimdi lise sınavlarına gitti. İnanın uyumadı. Gece gündüz uyumadı o sınavlara çalışmak için. Girdi ve çok güzel yüksek bir puan aldı. Şimdi bir onun sıkıntısını yaşıyor şimdi. Ya ben o kadar uğraştım bu puanı aldım. Yani işte neden istediğim liseye. Ya var hani yine istediği liseye gönderemedik yani. Bunun aşırı derecede şey var şimdi. Bakalım nasıl olacak. Biz bu arada bir dayanışma sistemi kurduk beraber. Seninle beraber de söyleyelim, sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Bir sistemimiz var, sadece psikolojik profesyonel destek değil kameraların kapalı olduğu evet. zamanlarda. Paylaş benimle dayanışma hesabımız var. Bu ağın bir parçasına da umutla, keyifle evet. Bülent'i ve ailesini de ekleyebiliriz. Buradan da söyleyelim. Ben elimizden gelen her desteği hep beraber. Bu sadece maddiyat değil. Evet. Yan yana hissetmenin kesinlikle, başka bir anlamı kesinlikle. Vardır. Hocam biz o zaman zaten bakın o kaçak hayatı ailem orada yaşarken biz onu aradık işte biliyor musunuz? Hani ailem dışarıda o manevi şeyi aradı yani. Desteği aradı. Ve bulamadık. Bülent şey oluyor ya haberler manşetlerde, ana haber bültenlerinde evet. bir hafta sonra yok. Bir hafta sonra hocam, başka sizin, bir ben bu yüzden var. Bu programa bu yüzden katıldım. Neden? Sizin geçmişte bir programda orada dediniz ki susmayalım. Hani hı hı. bir sesimizi daha da
insanlara duyuralım. İşte oydu yani. Sizin o mesajınızı duydum ya, abi dedim benim hocamla görüşmem lazım. İyi ki geldin. Bir hafta. Yani olay oluyor. Hocam işte bir gidiliyor, işte ona hayır, buna hayır. Pankartlar açılıyor. Sonra bir bakıyorsun, bakın hocam. Damdan düşenin diyorlar, halinden damdan düşen anlar. Şimdi bugün Emine Bulut'un rahmetli kızının o anne lütfen ölme çığlıkları benim hala kulağımda ve hala gözlerimde oluyor. Bugün kaç kişi şimdi onu düşünüyor? Kaç kişi hocam? Düşünen var mı? Ne de sizin dediğinize gelir. Yani bir hafta. Vah tüh çubu. Ama gerisi yok. Yargı süreçleri bir tarafa. Bizim günlük anlık her gün zaten elimize eteğimizi çekmediğimiz bir süreçte burada yan yana olmamız lazım. Emine Bulut'un ailesi burada geldiğinde gördüm. Bu süreçlerin tamamında da bütün bu dayanışmada bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ben sohbet boyunca şunu fark ettim. Sen gitmeden söyleyeceğim onu sana. Çocukların tamamı öyle. Evet. Ama kızın senin yumuşak karnın. Bu olaydan bağımsız da söylüyorum. Çok gerçek, çok özel. Hem baba rolünden de, önceki sohbetlerimizden de düşünüyorum. Hem de gerçekten iki ayrı kuşak olsanız da bir yol arkadaşlığı gibi. Tabii ki, tabii. Büyümüşsün onunla, evet, ve büyütmüşsün onu. Evet, evet, evet. En çok bunu hissettim. O yüzden baba olarak gerçekten her duygunla burada olduğun için bir teşekkür edeceğim. Ben teşekkür ederim. Yolunuz çok açık olsun. Sağ olun. Aile olarak da bize bugün verdiğin bütün gerçek mesajlar için ve bir babanın samimi duyguları için. Onları burada açtığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizler Paylaş Benimle evinde yıllar önce kızının yaşadığı istismardan sonra istismarcıyı aslında öldürmek istememiştim dediği bir anda ölümüne sebebiyet verdikten sonra cezaevine giren bir babayı Bülent'i dinledik. Özellikle hepimizin çocuklarına şu mesajı vermesi lazım. Bir gün bu niyette biri yanımıza yaklaştığında gerektiğinde yüksek sesle hayır desin çocuklarımız, oradan uzaklaşsın ve hemen bu durumu ailesiyle paylaşsın, ailesine söylesin. Çocuk hakları ile ilgili bu programda söyleyeceğimiz çok şey var daha. Konuklarımızla Paylaş Benimle evinde buluşmaya devam ediyoruz.